İşte umut tam da burada büyüyecek. Umut buradadır. Buradan büyüyerek yeşerecek ve devam edecek diyor Can Atalay. Biliyorsunuz ilk Can Atalay'ı ziyaret ettiğimde meclis başkan vekili oldum ve ziyaretimin ilkini Can Atalay'a gerçekleştirmiştim. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili olarak milli iradeye sahip çıkmak gibi temel bir görevimiz ve sorumluluğumuz vardı. Ve o gün de bu çağrıyı yapmıştım. Meclis 599 milletvekili değil 600 milletvekiliyle toplanmalıdır. Çünkü anayasa bunu emretmektedir. Ancak süreçte devam eden süreçte sevgili Can Atalay ilk çıktığımda Hatay'da depremin acılarını yaşayan Hataylı hemşerilerimle buluşacağım demişti. Ve çantam alacağım, hatta baba evine bile gitmeden Hataylı hemşerilerimle bir araya geleceğim. Onların sorunları için mücadeleye başlayacağım demişti. Ama maalesef saray ve siyasi iktidar ve onun borazanlığını yapan yargı Can Atalay'ın Hataylı seçmenlerle ve Hatay halkıyla buluşmasına izin vermedi. Ne oldu bu süreçte? Anayasa Mahkemesi anayasaya göre bir inceleme yaptı ve dedi ki seçilme hakkı ve kişi hak ve hürriyetleri ihlal edilmiştir. Can Atalay hakkında bir hak ihlali kararı verdi. Peki ne olması gerekiyordu? Anayasa 153. maddeye göre kesin olan Anayasa Mahkemesi kararı kurumları, yargıyı, bütün kişi ve kuruluşları bağlayan Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği gün sevgili Can Atalay hakkında tahliye kararı verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hataylı 80 bine yakın seçmenin iradesiyle kendilerini temsil etmesi için seçtikleri Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yemin etmesi gerekiyordu. Ama dosyayı tekrar inceleyen Ağır Ceza Mahkemesi dedi ki ben burada Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum. Anayasa Mahkemesi benim kararımın üstünde karar kuramaz ve Anayasa Mahkemesi'nde karara olumlu görüş bildiren hakimler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı verdi. İşte tam da yargı darbesi burada geldi. Ve süreçte hala Can Atalay Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, anayasaya rağmen seçmenlerinden ve temsil etmek durumunda olduğu milli iradenin sorumluluğunu yüklenmekten alıkonulmaktadır. Can Atalay hakkında aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Ne yaptı? Can Atalay'ı yemin için kürsüye davet etti. Can Atalay İnsan Hakları Komisyonu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden tüm siyasi partilerin milletvekillerinin oy birliğiyle seçildi. Burası o kadar trajikomik bir durum ki Can Atalay bugün tahliye edilmiş ve görevinin başında olmuş olsaydı İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak her kapının açılıp kendisine her türlü görüş ve denetim hakkının verileceği burada Silivri'de cezaevinde maalesef kısıtlıdır. Maalesef gardiyanların ve görevlilerin talimatlarına göre giriş çıkış yapılabilmekte ve tutukluluğu, hükümlülüğü devam ettirilmektedir. Oysa Anayasa Mahkemesi kararı sonrası ne olması gerekiyordu? Az önce ifade ettim. Bunun arkasından sürekli yeni anayasa tartışmalarını gündeme getirmeye kalktılar. Biz de şunu söyledik. Anayasayı uygulamayan, anayasanın amir hükümlerini uygulamayanların anayasayı değiştirme hakkı da hukuku da yoktur. Anayasa 158'i 3. maddesi diyor ki Anayasa Mahkemesi ile diğer mahkemeler arasında görev nedeniyle bir uyuşmazlık çıkarsa Anayasa Mahkemesi kararı esastır diyor. Sarayın tek kişilik hükümeti Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında şöyle söyledi. Burada bir darbe asla yoktur. Burada iki mahkeme arasında görev nedeniyle çıkmış bir uyumsuzluk vardır dedi. Yani tam da anayasanın 158. maddesinin 3. fıkrasını orada işaret etti. Biz de buradan bu yargı darbesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri meclisin iradesine sahip çıkmak için 8 Kasım'dan bu yana nöbettiler. Yargıtay had bildirme telaşı içerisindeydi. Yargıtay yasama organına had bildirmeye kalktı. Yargıtay Hataylı seçmenlere had bildirmeye kalktı. Yargıtay
anayasaya had bildirmeye kalktı. Ülkemizde anayasızlaştırma politikalarına ve anayasanın amir hükümlerine uymayanlara karşı toplumun direnci ve hak, hukuk, adalet mücadelesi giderek büyüyecektir. Bizler de öncelikle meclis başkan vekili olarak yasama organının iradesine ve milletin iradesine yönelik bu had bildirme karşısında susmayacağız ve sorun Can Atalay meselesi değildir. Sorun milli iradenin gaspıdır. Sorun anayasanın amir hükümlerine uymayarak anayasayı yok saymaktır. Buna da izin vermeyeceğiz.